Herkese selamlar. Bugün yine yorumlar üzerine bir video çekeceğiz. Bir abonemiz orada soru sormuştu. Bu tohumlarımızı nasıl saklarız? Nerede saklamalıyız? Tohumlar limon çekirdeği, farklı bir tür. Bunlar da pomelo çekirdeği. Bunlar ortada duruyordu. Onlar için bir tane kap yapacağız. Küflenmeyi, nemlenmeyi önleyen saklama kabı yapacağız. Siz tabi domates, biber için, salatalık için bunları yapabilirsiniz ve zamanı geldiğinde çıkarıp hemen ekebilirsiniz. Şimdi iki tane böyle 5 litrelikten kestiğimiz kaplar var. Hemen bunları keseceğim ve işleme başlayacağım. Böyle bir sineklik teli parçası vardı. Siz bunu tül gibi bir şeyden de yapabilirsiniz. Evet, şöyle etrafına lastikle tutturduk ki potluğunu alalım. Gergin şekilde dursun. Şimdi şuraları silikonlayıp birleşimini yapacağız. Evet, şimdi silikonluyoruz. Orada birleşim noktası için bir çizik atmıştık. Evet, şöyle silikonla kapattık. Hava almaması için. Şimdilik kurumasını bekleyeceğiz. Evet, şuradan üfleyerek hava kaçıran yerleri kontrol edebilirsiniz. Çünkü hava kaçırmaması lazım. Fazlalıkları keseceğim şimdi. Evet, şu anda hava kaçıran hiçbir yer yok. Tamamlamış olduk. Şurada gördüğünüz gibi. Evet, şimdi kurudu da birazcık açarken şuradan tutmanızı tavsiye ediyorum. Yine hani bir sıkıntı olmasın. Şimdi yapacağımız şey bu kısmına pirinç koyacağız. Pirincin nemi önleme gibi, nemi hapsetme gibi bir özelliği var. Biliyorsunuzdur, tuzların içine de kullanıyoruz. Evet, pirincimizi doldurduk. Bu kısmı kapatıyoruz. Şimdi diğer kısmını açıyoruz. Bakın pirinçlerimiz burada. Şimdi buraya böyle ince bir pamuk koyuyoruz. Tohumlarımızın fileyi çarpıp zedelenmemesi için. Şimdi bu kısma da tohumlarımızı koyacağız. Bu tohumlarınızın uzun süre saklanmasına yardımcı olacak. Nemlenme biliyorsunuz ki küflenmeye neden oluyor. Böylelikle de tohumlarınız bozuluyor. Pirincimiz burada nemi alıp tohumlarımızın uzun süre dayanmasına yardımcı olacak. Bu şekilde hem çok yer kaplamıyor. İstediğiniz tohumu bu şekilde yapıp uzun süre saklayabilirsiniz. Özellikle dediğim gibi domates, biber, salatalık gibi evinizde, balkonunuzda bakabileceğiniz bitkiler. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınız varsa aşağı sorabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz videolar varsa onları da yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.